Merhaba Landon, YouTube Gençliğinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Navia'nın karakter görevi var. Oradayız. Hadi bakalım. Let's go. Gidelim. Hemen şöyle, şöyle, şöyle göstereceğim. Dalgalara birlikte göğüs germek, sarmaşık gül bölümü, sahne bir silinmeyen hatıralar diye bir tane görevimiz varmış. Şimdi bunu yapacağız. Let's go. Bu arada hemen hatırlatmamı yapayım. Eğer bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Bunlar önemli şeyler kanalın gelişmesi açısından. Her neyse, sonra temel hatırlatmaları yapayım. Karakter görevleri genellikle sıkıcı oluyorlar. 3 bölümden oluşuyorlar. Ortalama 50 dakika sürüyorlar. Zaten süreyi siz şu anda görüyorsunuzdur. Aynı zamanda aşağıda hangi görevlerin nerede olduğunu da görüyorsunuzdur. Bu görevleri yapacağız işte önümüzdeki süreçte. Ve hadi let's go, başlayalım. Bu arada normalde bu video bu yayınlandıktan yaklaşık yani birkaç hafta sonra yayınlanacak. Hatta belki bir ay sonra yayınlanacak. O yüzden birazcık sorun diye düşündüm. Normalde böyle kamerayla çektiğim ilk videolardan biri. O yüzden hala çok gerginim. Ama belki de siz bu video yayınlandığında buna çok alışmış olacaksınız. Hatta ben de belki çok alışmış olacağım. Ama şu an için alışmadım o kadar. O neydi be? Bir dakika. Niye sarı yandı? Niye sarı olarak yandı? Bence sarı olarak yanması önemli bir şeydi. Ama çok emin olamadım. Ama şu anda yükleme oluyor. Yüklemelerde benim durdurmam lazım. Bir ses geldi ama aynen. Yay. Bu arada aşağıları çok okumuyorum. Siz okumak istiyorsanız hem buradan bakabilirsiniz ya da buradan bakamıyorsanız eğer gidip ikisinden bakabilirsiniz. Oralar artık size kalmış birazcık. Benim tek amacım burada eğer bir bulmaca varsa bulmacayı çözmek. O kadar yani. Ve Navia'yı denemek elbette de. Güzel. Bu arada hala çok gerginim be bu kameradan dolayı. Normalde ilk kamerayı açtığımda o kadar gergin değildim. Tabi bu yaklaşık bir yıl önce falan oluyordu ama. O videoları da artık bulursanız bakabilirsiniz. Arkamda Charmander'la Pikachu vardı. Bu sefer artık onlar yok. Artık çok daha yalnızım burada. Ama hala çok geriliyorum. Kendimi gerçekten... Hayır, niye öyle bir şey? Ha tamam, ışınlıyor mantıken. Kendimi çok odun gibi hissediyorum böyle. Bunun nedeni de tabii çok sabit durmam aslında baktığınızda. Çünkü hareket ettiğimde bile geriliyorum, böyle titreyesim geliyor. Neyse. Hareket etmemin görünmesi birazcık garip. Neyse. Poison. Tabii Poison diye okunmadığı o kadar net ki yani bunun. Fransızlar, Le Franslar. Je me parle France. Français, France. Hangisiydi unuttum. O kadar unuttum ki yani. Gerçekten Fransızca da bildiğim neredeyse tek cümlenin Fransızca konuşabiliyorum olması. Ama kesinlikle konuşamıyorum. Fransızca dil olarak sevmiyorum o kadar. Çok detay. Spina di Rosula. Parlayan yıldız. Yo, parlayan gül be. Ne parlayan yıldızı? Parlayan gül. Bu arada artık esnememem lazım. Onu fark ettim. Normalde karakter görevlerinde hep yapardık bunu. Hep esnerdim. Artık yapamayacağım.
ポーズについてまだしっかり検討したことがなかったので。そんなのいい。ほら、ついてきて。Tabii birazcık gerginliğim azalırsa onu da yaparım ama şu an için değil. Şu an çok gerginim. Şu an dayanamıyorum. それはバイモンもさっきフローレント。かしこまりました。ね、何かいい案ない？実はだからあんたの想像力を借りて。準備ができましたよ。いつでも始めていただいて構いません。Gözüm kaşınıyor be. Gözüm niye kaşınır be? わかった。こんなのはどう？わかった、わかった。Bu arada tam kardeş gibi duruyorlar da neyse. 確かに。でもこのポーズは確かに。Bence ikizimizi satıp Navia ile dolaşabiliriz. 他の案をもうちょっと考えてみます。遠くを眺めるって。船の上から遠くを眺めるみたいな感じ？じゃあ、こんなのは？ポーズで見ようか。愛しいクレメンタインよ。しかし。あ、わかった。じゃあ、解雇しましょう。てててて。Gözüm çok kaşındığı için durmam gerekti.Dayanamadım. Aga be, normalde işte kamera olması çok önemli değildi. Ama kamera olunca durdurmak gerekiyor. Ya da gerekmiyor. Neyse, şöyle devam edeyim ben. Neden kaşınıyor bilmiyorum. Belki gözüm yorulmuş olabilir. Birazcık dinlenmem gerekebilir. Yani çok da bilgisayar başında oturmadım aslında ama neyse.Aha da gözlük. Ben de gözlük takacağım aslında. Şurada bir yerdeydi gözlük de. Bu arada yazıların üzerinde kalıyorum değil mi? İyi bari. Şöyle birazcık daha dik oturmam falan lazım. Bunlara da alışmam lazım işte yavaş yavaş. Tabii dediğim gibi siz...Bu video yayınlanana kadar zaten bunları çoktan görmüş olacaksınız ama bunlara belki de alıştığımı falan. Çünkü arada Honkai Star Rail ile falan başlayacağım. Honkai Impact'e başlayacağım. Belki ZZZ'ye başlayabilirim. O tarz oyunlar var. Belki Budo'dan bir iki video atabilirim. Çok emin değilim tabii o konuda ama. Sonuçta onu da arada oynuyorum. O yüzden ondan da video yapmak güzel olabilir.Ama her neyse işte. Bakacağız. Yapacağız. Kocchi da kocchi. Atashi o mamoru tame ni. Futari wa. İnoch. Gomen nasai.マルシラックやマルシラックそのコルターはそのま。Ya bu arada şunu fark ettim. Bu kulaklık çok büyük be. Birazcık küçük bir kulaklık almam lazım. Ve ağır da yani şimdi. Hımı hımı hımı. V tuşuna basacaktım. Hangi tuş olduğunu unuttum gerçekten ya. Aynı anda hem Budo'yu hem Genshin'i oynamak çok zor. Tuş takımları birbirinden çok farklı. Aynı işlevlere yarayan tuşlar birbirlerinden farklı olduğu için de yani fiziksel olarak bir onluğa alışıyorum bir ona alışıyorum. O yüzden tam olarak ikisine de alışamıyorum. Burada F'ye basıyoruz etkileşime girmek için. Orada R'ye basıyoruz mesela. Bu tarz şeyler var. Neyse.私もてっきりマーセルなのにまさか安心してくれ長く続く本当かロムーフって誰だ私もきフローレントなら知ってるはずだあの頃でもカーレ純粋線はだが結局はぁ、あ、結局あーよし bu arada bir ara ışık falan da almam lazım ya sistemi düzenlemem gerek şu anda güneş ışığını kullanıyorum tamamen ışık olarak o yüzden de garip duruyorBelki alışmadığınız bir tarz olabilir. Nalho
Ama en azından güneş görüyorum yani, bu da bir şeydir. Tabii şu anda o kadar görmüyorum, bulutlu bayağı hala ama. Fontaine şehrine mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Fontaine şehrine gitmiyoruz ama dışarı çıkıyoruz sadece. Çok saçma. Ben dışarı çıkıyorsak tamamen dışarı çıkarsana yani, ne gerek var? Ama iyi ki uçabiliyoruz gerçekten. Ya nereye kadar gittin sen ya? Yapma be, çok ileri gitmiş. Şuradan mı gitsek? Yani buradan çıkıp gitmek daha zor olacak ama neyse. Hadi bakalım, buradan çıkıp gideceğim. Let's go. Temel muhabbetler herhalde bunlarda. Burada çok aşağıda kalmışım. Bu arada bayağı duruşumu falan ayarlamam lazım ya. Çok yamuk duruyorum bir kere. Sinirimi bozdu bu tarz şeyler. Ama yavaş yavaş halledeceğiz, başaracağız. Tabii ki de bulduk ya. Hemen gittim aldım geldim, sen bakma. Ne dediğini bile bilmiyorum ama neyse. Makaron, makaron. Makaron, makaron. Anda ilk kısmı tamamlandı böylelikle görevin. Şimdi ikinci kısım kayıp mirastan devam ediyoruz. O yüzden tamam, geri geldim. Belki birazcık burnum kızarmış olabilir veya olmayabilir. Veya bunu söylememe hiçbir gerek yoktu aslında ama neyse, olsun. Çok önemli değil. Bu arada yakın yerlere ışınlandığımız için artık durdurmama da gerek olmuyor. Bence güzel. Bu arada bu etkiler hep gerginlik etkisi. Gerginlik bir geçsin düzelecek de hepsi. Şu an çok gerginim hala. Atarashi Sekai. Bir dakika be, Atarashi Sekai diye bir cümle yoktu herhalde. Var mıydı? Varsa nerede vardı? Sen onu çok doğru dedin bu arada.
Artık salar mısın? Ben de gideceğim. Hayda, adamı böyle mi kovalıyoruz gerçekten? Bu birazcık ayıp oldu ama neyse. Ya bu arada kamera geldiğine göre artık korku oyunu da oynama zamanı gibi. Hiç sevmem ama belki bu video yayınlandığında korku oyunu bile oynamış olabiliriz. Hadi hayırlısı. Milletle mi dövüşeceğiz? Yeah yeah yeah. Tamam da bu hemen ölür ki yani. Al o zaman sana. Bu arada Navia'yı denemek istediğim için sırf böyle yapıyorum. Bu arada en sonda genellikle bir tane animasyon görürüz. Bunları söylemeyi falan da unuttum. Hep gerginlikten işte bunlar. Onlar da asıl önemli olan kısım aslında bakıldığınızda. Sipin hadiri olsula. Bacıyaz. Hayda, random bakacağız geldi, bir dakika. Kafamın içinde şu anda mimler dönüyor. Yapmamalıyım bunu. Sate. Hadi bakayım. Aşağı kata mı? Aynen aşağı kata. Kata. Evet, aslında durdurmama gerek yoktu ama durdurdum da. Neyse. Sate. Daha kaç dakika oldu ya? 17 dakikaymış. Bir dakika. Daha çok olmamış. Ne? Bir şey? Ha, oturuyormuşuz be. Oturalım. Oturamıyoruz. Niye oturamıyoruz? Oraya oturmamız lazımmış. Şuraya otursak olur mu? Yani peki. Uyuduk be. Gerçekten uyuduk be. Burada da uyuduk. Sate. Navia ile balık mı tutuyoruz? Gerçekten mi? Yani neden böyle bir şey yapıyoruz peki? Çok tuhaf ya. Hadi hayırlısı. Tabii hemen arada gördüğünüz gibi Furina'ya geçtim. Çünkü denizin içinde Furina. Ya da Kokomi. Ya da herhangi bir waifu işte. Siz bilirsiniz onları. Yani şu an o kadar kötü oldu ki yani. Gerçekten çık ya şuraya. Çık da suyun üzerinden gidelim bari. Ayıp ya. O kadar şey yaptım, sonra olana bak. Sate. Şu an esniyordum aslında bir anda.
Bir anda durmaya karar verdim. Yoruldum be abi be abla be. Yeter be. Yeter artık bit be abi. Daha 20 dakika oldu herhalde anca ama aynen 20 dakika olmuş daha. Ama ayıptır be. Bu ne be? Yani teşekkürler. Sate sate sate. Evet, kayıp miras kısmı da bitti. Şimdi de üçüncü göreve geçiyoruz. Dünün gözyaşları, yarının ışıkları diye yeni görevimiz başlıyor. Ve hadi let's go. Sati sati sati. Artık galiba her kırptığım yerde burada böyle söyleyerek giriş yapacağım. Hayır. Benim amacım uçmaktı. Kanatlarımı yediniz. Anca böyle evcilleşebilirdim zaten. Falan filan. Ama olmadı be. Referansı düzgün söyleyemeyince işler çok bozuldu. Zaten çoğu kişi referansı anlamayacak. Yani %90'ının anlamayacağına eminim. O anlayacak %10 için de çok mutsuz oldu yani cümleler. Tabii tabii. O ne be? Kıyafet çıktı içinde. Üniforma çıkmış. Yanlışlıkla R'ye basıyormuşum. Ben de diyorum niye geçmiyor be? Ayıp be. Geç be Ömer baba geç. Bakuda bakuda. Puason. Of ya, kafamda bir sürü saçma sapan Fransızca kelime geçiyor. Kuroson diye bağırmak istiyorum şu anda. Çok alakasız ama. Kuroson, kuroson. Yeter be abim be ablam, yeter artık. Yani umarım animasyonu güzel olur. Navia karakteri yani hikayesel olarak çok sarmadı beni açıkçası. Çok düz olaylar gerçekleşiyor gerçekten. Abunay, abunay. Ya o kadın taş taş. Siz onu nasıl keseceksiniz? Yani kesersiniz ve o kadar da taş değilmiş. Bunun hakkında daha fazla söyleyeceğim şey vardı ama şimdilik şey demeyeceğim. Hayır. Ya Mero. Lan ayağım ağrıdı lan. Yani gerçekten kamerasız olsaydık en azından bir yere yaslanabilirdim. Çok mutlu olurdum öyle sanki. Onu hissettim. Aha, görünüyormuş tamam. Hayda abi benim. Tamam, neyse. Frame'imin üzerine oturuyormuş. Bu arada şöyle bir dakika. Ah tamam.
Çok dışta kalıyorum kameranın. Birazcık daha dik oturmaya alışmam lazım aslında baktığınızda. Hem sağlık için de önemli zaten. O yüzden buna laf edemeyeceğim. Top atışları. Ha, herkes mi oldu böyle? İyi bari. Vakaranay. Life is vakaranay. Yani çok hızlı geri yükleniyor ya. Olamaz. Alışamadım daha bunlara. Yine R'ye basıyorum yanlışlıkla. 180 saniye mi? Hemen. Bir dakika. Ne oldu? Bunları dövecek miyim? Bunları dövmem zorunlu mu? Anlaşılan en azından vurmam gerekiyor. Ne oldu be? Nereye gidiyorum? Ha aşağı. Hemen şöyle, şöyle şöyle. Kimse yanmasın diye. Güzel. Evet güzel. Başardık. Binibo Kenichi Putsu. Bunu yapmam gerekiyordu. Bunu çok denemiştim. Denemiştim derken hani okey miyiz değil miyiz anlamında kameraya bakarken. Masaya çarpınca bu arada yamulmuş olabiliriz ama her neyse. Ama en azından artık fark ediyorsunuz yani. Bu da bir şeydir. Şimdi anahtarı mı arayayım? Adamın üzerinden para çıktı. Hayda, animasyonlu animasyonlu. Kaliteli. Beğendim. Yapma, hayır, hayır. Bir tur daha mı çeviriyorsun? Adamı kızı çevirme yapma Paimon, dur. Yeter. Adamdan turp mu çıktı ya? Adam cebinde turp taşıyormuş ya. Siz nasıl bir insansınız ya? Benim moralim bozuldu ya burada. Dikkatim dağıldı gerçekten. Adam cebinde turp taşıyormuş ya. Spinadiro Osula. Pardon, sate sate saate ediyorduk. Arada durdurduğumuz yerlerde. Aha da animasyon. Lan animasyon niye donuyor? Şu anda animasyon gerçekten niye donuyor ya? Yüklenemediği için mi acaba? Oh, bir anda kendimizi kayaya çevirdik. Ama çok donuyoruz be. Donma be. Donma be abim be ablam be. Bakayım. Ben dönmüyorum. Demek ki yüklenmeyle ilgili bir sıkıntı var. Spina usulü. Tam böyle donması düzeldi diyorum. Yine bir anda donuyor. Çok garip o yüzden.
İşte bu. İşte bu. Yani bu arada hikaye gerçekten ne kadar Kam'ın karakter olunabilirin göstergesi gibi bir şeydi ya. Bu arada gerçekten yüklenmeyle alakalı bir sorunmuş gibi geldi ama. Hadi hayırlısı. İhbaran asayiş dahil. Üyeleri. Üye. Öyle kaldım. Sate. Gerçekten havalıydın bu arada ha. Gelişiyorsun. Bosu. Ben de random şeyleri tekrar eden adam oldum ya yine. Yapmamalıyım bunu. Sen onu çok doğru dedin bu arada. Random Japonca kelimeleri tekrar eden adam. Arkamızdan yengeç geçiyordu. Onu yakalamamız lazımdı. Yakalayamadık. Yapmayın. Hayır. Bu internete malzeme vermek şu arada. Şu anda yapmayın bunu. Ay, yapılacak bir sürü fan artı şimdiden görüyorum. Sadece fan artı olsa iyi bu arada da neyse. Zaten biliyorsunuz asıl neyi kastettiğimi. Hepiniz bunu anladınız zaten. Sipina diro sula. Nerede? İçeride mi? Bir dakika, içeride mi? İçeride be bu. Geçemedim be. Abim be, sıkıştım be şurada. Gerçekten sıkıştım be. Bu nedir ya? Biz ne yaşadık be az önce? Burası o kadar geniş miymiş be? Ama oraya kadar gidiyormuş ha. Interesting. İnternete ne oluyor şu anda? Umarım çok kötü bir şey olmuyordur. Umarım mutluyuzdur. Adam artık unuttu ya gerçekten gideceği yolu. Nereden gidiyorduk biz diye sormam gerekti yeniden. Hadi bakayım. Minamina Shimawa. Nevya'nın portresini mi yapmışlar ha? Ooo, double animasyon. Aa, annesiyle babası. Aynen öyle. De Navia da gerçekten yani hayatı boyunca hep aynı kıyafetleri mi giymiş yani. Bu birazcık ayıp yani. Gerçekten bir tık ayıp yani. Şöyle bir tık. Yine bir tıklara başladık. Hadi yine iyiyiz ha. Hadi yine iyiyiz. Gerginlik azalıyor gibi. Çok saçma.
アがいてくれれば皆さんがここに私たちはオイラとこいつもそうだぞあんたたち本当夢にも見なかったああやひあまなまYa böylelikle Sarmaşık Gül bölümü sahne 1 tamamlandı. Gerçekten bu sahnede mi tamamlanacaktı? Neyse böylelikle tamamlandı. Şimdi ne oldu? Ve niye Navia hala burada? Navia'nın buradan gitmesi lazım. Gitmezse ya burada görev olursa? Akabe. Portresinin yanında bence tamamlayabiliriz. Hatta şöyle Raiden Shogun'la tamamlayalım. Raiden Shogun'un boyu daha uzunmuş. Ya da ben şu an yukarıdayım. Aynen yukarıdaymışım. Gerçekten şurada çok küçük bir basamak varmış. Ama onun dışında boylarımız eşit gibi. Ama her neyse. Yani genel olarak bölümde ekstra böyle güzel etkileyici bir şey yoktu. Animasyonumuz vardı. Animasyonda da donduk. Hadi neyse donmadık desek bile o kadar etkileyici bir animasyon değildi. Yani en sonunda da şunu çıkardı anca. O da beni sinir etti birazcık. Yani puan olarak ne veririm? Bu arada puanlama sistemimiz şöyle en iyisi S, en kötüsü E şeklinde ya da F de diyebiliriz ama E demek daha mantıklı bence. Niye yani E'yi atlayıp direkt F veriyoruz? O yüzden bence bir dakika be. Bizde F yoktu ki. F de yoktu, E de yoktu. D'ydi yani düşük olan. O yüzden C veririm. Yani ortalamanın bir altı, B'nin bir altından C veririm bu göreve. Yani çok hoşuma gitmedi açıkçası ama her neyse böyleydi. Bu arada buraları hiç görmüyormuşsunuz ya. Kameranın tam üstüne geliyormuş. O yüzden onu bir şekilde ayarlamam lazım. Tam olarak bilmiyorum ama her neyse. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Buralarda çok güzel her hareketleri yapıyordum ama her neyse.